Merhabalar, Pasaj TV'ye hoş geldiniz. Bugün sizlerle Fransa'da okumamak için 6 neden paylaşacağım. Aslında bu video bir devam videosu. Biliyorsunuz daha önce de Fransa'da okumak için 6 neden diye bir video yüklemiştik. Artık bu iki videoyu izleyip kafanızda tartıp buraya gelip gelmeyeceğinize belki daha kolay karar verebilirsiniz diye bu iki videoyu çektik. O zaman başlayalım. Aslında şu an üniversitelerin hali biraz belirsiz. Çünkü Macron seçildikten sonra yeni bir eğitim reformu gündeme geldi. Bu eğitim reformu aslında birçok şeyi kapsıyor. Benim de üniversitem dahil olmak üzere birçok okul işgal altındaydı bu sene. Ve ikinci dönemin sonuna doğru zaten dersler yapılamadı. Bir sürü eylemler oldu. Öğrenciler ayaklandı. Bu eğitim reformu yıllardır aslında benzer bir çizgide giden diyebileceğimiz eğitim sistemini birazcık daha değiştiriyor. Birazcık daha neoliberalleştiriyor diyebiliriz. Hatta size daha önce okulların bedava olduğundan bahsetmiştim. Bu bedava olması mevzusunda rafa kalkabileceği söyleniyor. Çünkü tam olarak nasıl bir şey gelecek, nasıl bir şey yürürlüğe konulacak bilmiyoruz. Ama Macron'un okulları paralı yapmak yönünde fikirleri olduğunu biliyoruz. Bunlar mecliste konuşuluyor. Aynı zamanda Macron gelir gelmez zaten 90 euroluk ayrı bir harç parası getirdi. Bu harç parasını da öğrencilere yeni bir dayatma olarak gündemde. Ve buradan da zaten aslında Fransız eğitim sisteminin nasıl bir belirsizliğe doğru yürüdüğünü görebiliriz. Bence ilk açıkçası bunu somut olarak yaşadığımız şey buydu. Aynı zamanda eleme sistemi de daha fazla artacak. Ve dolayısıyla daha elitist bir eğitim sistemine doğru Fransa gidecek. Üniversiteler bakımından özellikle. Yani bunu aslında biraz düşünmeniz gerekiyor. Yeni yasaları biraz incelemek gerekiyor. Bu nasıl yürürlüğe girdiğini de biraz araştırmak gerekiyor. Biz de artık buradaki tecrübelerimizden size bahsedeceğiz. Bu yeni reformu nasıl yaşayacağımızı sizinle tabii ki paylaşmaya çalışacağız. İkinci maddemiz ise İngilizce. Evet, bize aslında en çok gelen sorulardan bir tanesi Fransızca'da İngilizce okuyabilir miyim? Fransızca İngilizce lisans programları, master programları var mı? Tabii ki var ama çok az sayıda var. Burada genellikle üniversite eğitimine dahil olmak üzere Fransızca verildiğini söyleyebilirim. Özellikle lisansta, master'da biraz daha fazla İngilizce programlar bulabilirsiniz. Ama lisansta genellikle Fransızca eğitim veriliyor. Özellikle devlet üniversitelerinde. Bu da tabii ki biraz insanı dünyanın geri kalanından soyutlanmış gibi hissettirebilir. Aynı zamanda bir B2 sertifikası gerekiyor okula girmek için. Dolayısıyla bu okumamak için başlıca bir nedeniniz olabilir. Çünkü bir dili çok iyi bir seviyede öğrenip bu okula girmeniz, başvurmanız gerekiyor. Aynı zamanda okulda verilen İngilizce derslerinde açıkçası ben çok yeterli olduğunu düşünmüyorum. Yani kendi deneyimlerimden bahsedeyim. İşte biliyorsunuz Nanterre Üniversitesi'ndeyim. Haftada 2 saatlik bir İngilizce dersimiz oluyor. İşte seviyelere göre bölünüyoruz falan ama yine de açıkçası bu İngilizcenin akademik okuma için, işte tartışma için yeterli bir İngilizce seviyesi olduğunu düşünmüyorum ki ben hani C1 sınıfındayım İngilizce'de. Daha düşük seviyeler daha da fena haldedir herhalde diye düşünüyorum. Fransa'da okula girmek kolay, çıkmak zor derler. Yani büyük bir eleme sistemi var aslında mezun olma aşamasına kadar. Eğer 2 kere sınıfta kalırsanız okuldan atılıyorsunuz. Yanlış duymadınız. Sana ya okul değiştir ya bölüm değiştir ya da git diyorlar. Ki genellikle git diyorlar. Çünkü 2 kere sınıfta kalmak Fransızlar için gerçekten çok büyük bir olay. En fazla 6 sene içerisinde lisansı bitirmenizi bekliyorlar sizden. Ve bu da bence burada okumamak için en büyük sebeplerden bir tanesi olabilir. Çünkü Türkiye'deki gibi öyle yatarak, kaçı Türkiye'de de yatarak okumuyor yani. De Türkiye'ye göre daha zor bir şekilde okulu biteceğinizi söyleyebilirim. İstediğiniz kadar kalma gibi bir hakkınız asla yok. Ve zaten yabancı bir ülkede tutunmaya çalışırken, bir yandan okula gitmeye çalışırken, bir yandan sınavlara odaklanırken bu bayağı bir insanı zorlayabilir. Ama gözünüz korkmasın yani. Ben işte 2 senedir buradayım. 2 senede de hiç kalmadım. Yani birazcık da size bağlı tabii ki bu. Aynı zamanda şöyle bir durum da var. Burada devamsızlıktan kalma gibi bir olay da var. Size daha önceki videolarda da anlatmıştım. Burada iki tip ders var. Bir tanesi amfi dersleri, seyam dersleri. Diğerleri de sınıflarda verilen TD diye dersler. Bu TD yani travaux dirigé denilen derslere eğer yılda 3 kere gitmezseniz kalmış oluyorsunuz. Devamsızlıktan kalmış oluyorsunuz. Mesela benim bu sene bir tane öyle bir dersim vardı. Devamsızlıktan kaldım. Ne oldu? Bütünlemesine girdim o dersin. Bütünlemede geçtiğim için sınıfı da geçebildim. Ama şöyle bir durum da oluyor. Normalde Fransa'da ortalamadan ders verebiliyorsunuz. Yani mesela bir dersiniz onun altındaysa, 9'sa fakat ortalamanız onun üstündeyse o dersi geçirebilirsiniz. Fakat eğer devamsızlıktan kaldığınız bir ders varsa onun altında olan bütün derslerden bütünlemeye girmek zorundasınız. Ki bu da burayı biraz zorlaştıran bir şey. Yani bunları biraz göz önünde bulundururum buraya gelmeden önce. Çünkü öyle kolay bir şey değil aslında burada okumak. Yani belki göründüğü kadar. Bir diğer sebebimiz de euronun çok yüksek olması ve burada yaşamın gerçekten pahalı olması. Eğer çalışmıyorsanız ve bursunuz yoksa ailenizden destek alarak okuyacaksanız gerçekten yurt dışında okumak epey külfet bir şey yani. Ailenizin omuzlarına bayağı bir yük düşüyor bu noktada. Üstelik eğer yabancı öğrenci statüsüyle Fransa'ya gelirseniz devletin verdiği kurs bursu denilen burstan yararlanamıyor oluyorsunuz. Bu kurs bursu genellikle yurt ve burs veriyor. Fakat yabancı öğrenci
öğrenciyseniz bu bursu alamıyorsunuz. İşte bunun için genellikle ilticacı, mülteci konumunda veya Fransız vatandaşı olmak gerekiyor. Keşke bu bursdan faydalanabilseydik. Ben işte bildiğiniz gibi Türkiye'den burs alıyorum. Ailem de yardımcı oluyor. Ben de çalışıyorum. Böyle üçünü beraber harmanlayarak bir şekilde geçiniyorum. Ama burada geçirmek gerçekten çok kolay bir şey değil. O yüzden sadece bir üniversite hayatı sizi beklemiyor aslında. Üniversite hayatının yanında birçok şey yapmanız lazım. Bunu da göz önünde bulundursanız sizin için iyi olur. Bir de bir şey eklemek istiyorum. Yanlış anlaşılmasın. Kurustan yani devletin verdiği burstan burs alamıyorsunuz ama pekala yurt alabilirsiniz. Bunun için yurtlara başvurmanız gerekiyor. Gereken tarihlerde bunları internetten kurusun sitesinden bakabilirsiniz. Bu da sizi bence bütçe olarak rahatlatacaktır eğer size yurt çıkarsa. Yurtlardan bahsetmişken bir sonraki maddemiz olan ev bulma konusuna geçebiliriz. Fransa'da ev bulmak gerçekten çok külfetli bir şey. Zaten daha önce de Fransa'da Paris'te ev kiralamakla ilgili bir video çekmiştik. Orada da bunun zorluklarından bahsetmiştik. Kefil işlemlerinden, bilmem nelerden. Zaten evin kendisini bulmak da ayrı bir sıkıntı. Özellikle Paris içinde yaşamak istiyorsanız. Hani Fransa'nın küçük şehirlerinde belki daha kolaydır ama orada da sıkıntılar çıkacağını biliyorum. Arkadaşlarımın deneyimlerinden ve düşünüyorum. Ev bulma konusunda da artık birazcık daha iyileştirmek için durumu hani ev arkadaşlığı için internet sitelerine bakabilirsiniz. Aynı zamanda ev arkadaşlığı size ekonomik olarak da çok rahatlatacaktır. Ve ilk buraya geldiğinizde öğrenci olarak yanınızda birisiyle kalmanız belki hani sizin için daha iyi olabilir. İlk yalnızlık hislerini yaşamamak için, buraya daha kolay alışmak için belki. Bence bunları da biraz düşünün. Ev arkadaşlığı öyle çok korkunç bir şey değil aslında yabancı bir ülkede. Çünkü bazı insanlar gerçekten böyle düşünüyor. Ama kesinlikle ev arkadaşlığı benim önerebileceğim bir şey buraya ilk gelen öğrenciler için. Yoksa zaten çok maliyetli şartlarda kalıyorsunuz ve yalnız kalıp buraya alışmaktan korkma gibi şeylere de girmemiş olursunuz bence ev arkadaşınız olursa. Daha önceki videoda devletin nasıl eğitime ve öğrencilere bütçe ayırdığından bahsetmiştim ve bu konuda ekleyecek şeylerim olduğunu söylemiştim. Burada da biraz aslında hocalarımla konuştuklarından edindiğim deneyimleri, işte bilgileri paylaşmak istiyorum. Yani ne kadar devlet buraya eğitime çok fazla bir bütçe ayırsa da aslında üniversitelerin durumu böyle güllük gülistanlık değil. Bir hocam vardı mesela etnoloji bölümünde bir araştırma merkezinde çalışıyordu okulun içerisindeki ve bütçe eksikliğinden dolayı araştırma merkezinin sekreterini işten çıkarmak zorunda kalmışlar. Bu yüzden araştırmayı yapan insanlar, bu etnologlar, işte akademisyenler, oradaki çalışan insanlar hem mektupları karşılıyorlar, hem mailleri yazıyorlar, hem anahtar işlerini organize ediyorlar, işte hem oranın düzenlenmesiyle uğraşıyorlar falan. Bayağı böyle aslında araştırma dışında neredeyse her şeyi yaptıkları bir ortam olduğunu söylemişti. Yani bütçe eksikliği sebebiyle böyle şeyler üniversitenin içerisinde yaşanıyor, yaşanmıyor değil. Bunları da göz önünde bulundurmak lazım. Yani burayı böyle ütopik bir ortam olarak zaten düşünmezsiniz bence. Ama eğer düşünüyorsanız düşünmeyin anlamında. Bunu da eklemek istedim. Bence bu madde de önemli bir madde. Bu videomuz da burada sona erdi. İzlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Siz de yorumlarda belki fikirlerinizi paylaşabilirsiniz. Gelecek misiniz? Gelmeyecek misiniz? Gelmek mi istiyorsunuz? Neler planlıyorsunuz? Kafanızdaki şeyleri de belki bizimle paylaşabilirsiniz. Biz de yorumlara elimizden geldiği kadar cevap vermeye çalışıyoruz. Siz de görüyorsunuzdur. Videoyu beğenip paylaşırsanız çok seviniriz. Kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı lütfen unutmayın. Görüşmek üzere.